Hepinize merhaba. Bugün MoMA'ya geldim. Zaten benim Amerika'ya geliş sebeplerimin başında MoMA'ya gelmek vardı. Ben bilet aldım ama burada bilet fiyatlarını size göstermek istiyorum. Yetişkin 25 dolar. İşte 65 ve üzeri 18. Student da 14. Bilet de şu şekilde. Bugün MoMA'yı gezeceğiz. MoMA'da neler var? Ondan da bahsetmek istiyorum size. Şöyle bir plan veriliyor girerken. İçeride ya dünyanın en ünlü tabloları burada. En ünlü tablolarından bazıları diyeyim. Ama en bilindikleri yani. Avignon'lu Kadınlar, Yıldızlı Gece, Belleğin Azmi, işte Frida'nın otoportresi falan burada yani. Oturma yeri var. Şöyle burada olan eserleri göstereyim. İlk olarak üst kattan başlayalım, 5. kattan. Sonra aşağılara doğru ineriz. Sanat enteresan bir şey arkadaşlar, gerçekten. 5'teyiz. Avignon'lu Kadınlar'la başlayacağım. İzin vermiyorlar, çekmiyorlar ama bir şekilde çekeceğim. Avignon'lu Kadınlar tablosu. Picasso'nun bu eseri sayesinde modern sanat başlamış ve ilk kübizm sanat akımına eser vermiş. Ben bunu çizdim burada. Picasso klasik sanat anlayışının çizgilerini yıkıp kendince bir tarz oluşturuyor. Böyle daha çizgisel, daha asimetrik. Picasso'nun rezervuar eseri. Picasso'nun şüpheli kadın eseri. İşte bu da kübizm öncesi bir eseri. Yavaş yavaş zaten bu yüzden bozulma başladığı belli yani. Ama tam bozulmamış tabii. Hala o anatomik form var. Burada daha gerçekse atın anatomisi, çocuğun fiziği falan. Bu da Picasso'nun eseri. Aynen. Atın yanında duran çocuk. Şöyle. Burada biraz bozulmaya başlamış. Tabloyu da Faith Rimbault adında bir adam yapmış. Picasso'nun Guernica tablosundan esinlenmiş bu çalışmayı. Onu anlatıyor. İsmi de Amerikan İnsanları serisi Ölüm. Şöyle göstereyim. Guernica'yı andırıyor zaten. Ayın yüzeyi. Kalça Kevin. Burası da daha çok fotoğrafların yer aldığı bir yer. Peki. No problem. Eduard Vuillard. Bu da Toulouse'un eseri. Van Gogh'un Joseph Rubin eseri. Edward Munch tablosu. Scream'in çizeri. Bu da onu. Bu da onu. Bu da Paul Gauguin'in tablosu.
nasıl kalabalık olduğunu görüyorsunuz önüne. Bu da Henry Russo'nun Uyuyan Çingene tablosu. Cezam. Fıça darbelerine bakın ya. Ateş. Ateş. Bir Paul Cezan tablosu daha. Bu Avcılar sahiline denize giren çocuk tablosu. Bu da Paul Cezan. Burada da böyle eserler var. Aa, Henri Matisse. Picasso'yu Picasso yapan Henri Matisse'tir. Zamanında gerçeksi tarzda takılırken Picasso, Henri Matisse'in bir tane çok renkli tablosunu görüyor bir sergide. Ondan sonra bu, ben de farklı bir şeyler yapmalıyım diyor ve hani kübizm sanat akımını doğuruyor aslında. Barok. Bu adam da çok iyi var. Georges Barok. Yanlış hatırlamıyorsam Picasso ile arkadaştı bu. Bu da Pablo Picasso. Çok iyi ya. Adam bozmuş ya her şeyi. Francis Bacon. Rufino Tamayo bu da. Max Beckmann adında bir adamın yaptığı tablolar. Renkleri çok güzel, tarzı da. Bu da Picasso'nun Channel House eseri. Guernica'ya ne kadar benziyor değil mi? Bunlar da Picasso'nun kağıt üzerine çizimleri. Picasso'nun saçını yıkayan kadın tablosu. Jose Clemente Orozco'nun tablosu. Çok büyükmüş be. Parça parça yapmış. 6 parçadan oluşuyor eser. Evet. Belleğin azmine doğru ilerliyoruz. Alın size Belleğin azmi. Salvador Dali'nin en ünlü eseri. Küçük aslında bayağı. Bu da Juan Miro'nun eseri. Bu herifin tarzı çok farklı ya. Ben anlamıyorum bu tarzı mesela. Bu da Rain Magritte'in eseri. Bakın, Rain Magritte bu. Çizmiştim adamı daha önce. Bunun çok mistik çizimleri var. Hoşuma gidiyor. Bir dakika. Az önce tabloyu dokunuyordu ya. Lamelios Varon'un tablosu bu da. İllüzyonist herhalde bu adam. Anlamadım. Millet etkiliyor gibi görünüyor. Max Ernst. Tablonun da derinliği var böyle. Adam ekstra parçalar eklemiş içine. Görüyor musunuz? Çok güzel. Two Children Are Threatened by Nightingale. Tablonun ismi buymuş. Nightingale de şu. Kaçırın beni, kaçırın. Bir Pablo Picasso eseri daha. Bu adam çok iyi ya. Bir Rain Magritte eseri daha. Nazara geldik.
Bir bardak şarap. Tek bir göz yiyeceğim. Yüreğin market tablosu da göz. Tanrı'nın gözü olabilir mi? Bilmiyorum ne düşündüğünü. Ama bu adamın tabloları çok değişik. Bu da Dorothea Tanning. Bu da enteresan, anlam yüklü bir tablo. Yorum açık. Derrida Kaufman'ın bir tablosu daha. Bunun çerçevesi çok iyiymiş. Buradan da bakıyoruz. Aa, Berkarma. Ne kadar güzel. Bu da Salvador Dali'nin katman katman camlarla oluşturduğu küçük tiyatro eseri. Yine sürrealizm var, görüyorsunuz. Şöyle bakın. Sanırım 4 farklı cam var. Arka arkaya konulmuş. Arkaya da ışık konmuş. Böyle bir eser ortaya çıkmış. Odilon Renault adlı bir sanatçının eseri. Burada Paul Cézanne'ın Süt ve Meyveler adlı tablosu. Güzel. Emir Russo'nun hayali. Picasso tablosu da, mandolin çalan kadın. Henri Matisse. Bu da Notre Dame manzarası. Henri Matisse'in. Bu da Barok'un tablosu. Bu da Paul Klee. Aktör maskesiymiş bu tablonun ismi de. Bir Henri Matisse şöleni. Burada da Henri Matisse'in tabloları var. Bu tabloyu zaten biliyorsunuz. Hermitage Müzesi'nde de var. Çizmiştim benzerini. Dancing tablosu. Tablo bayağı ünlü. Henri Matisse'in manzarası. Bir Henri Matisse daha. Henri Matisse. Henri Matisse. Benim kullanımlar çok iyi. Ve son olarak bir Henri Matisse tablosu daha. Diego Rivera. Biri de Kahlo'nun manitası yapmış bunu. Burası da bu sanatçıların pasta çizimlerinin yer aldığı böyle bir oda. Marcel Duchamp tablosu. Yürü be. Bu da Marcel Duchamp'ın benzeriymiş. Ne olduğunu tam anlayamadım ama. Man Ray'in eseri bu da. Bunlar da Marcel Duchamp'ın eseri. Francis Stark. Frank Lloyd Wright. Yanlış hatırlamıyorsam Guggenheim'ın mimarı. Bu da Claude Monet'in devasa eseri. Efsane. Bu da benim Monet çizimim. Momo'nun bulunduğu yer böyle. Gökdelenlerin arasında bir yer arkadaşlar. Burası bitti. Bir alta ineyim. Bak, Nusret şurada. Andy Warhol buradaymış. Aaa, Campbell tenekesi. Aaa, Marilyn Monroe. İşte görüyorsunuz.
Gold Mine Mall. Adamın canı sıkılmış, tablo yapmış. Of demiş buna da. Abi çok güzelmiş. Buzlardan yapmış adam bunu. Muazzam. Eseriymiş. Kiss, blow job and sleep. Yuh ya. Adam bize dalga izletiyor ya. İnanılmaz.